Kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Rüyanın İslam'daki yeri nedir? Rüya ile amel edilir mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam rüyayı nasıl anlamamız gerektiği konusunda bize üçlü bir taksimat öğretmiş. Bir defa peygamberimiz diyor ki rüya üç çeşittir. Bir, Allah tarafından olup müjde veren salih rüya. İki, üzüntü verip şeytandan gelen kötü rüya. 3 insanın kendi kendine bir şeyler söyleyip tasavvur ettiğinden meydana gelen rüya. Onun için rüyalara rahmani diyoruz bir kısım rüyalara. Doğrudan Allah tarafından çok hayırlı müjdeler, haberler, gelecekten güzel haberler bildiren ilham rüyaları. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselam buyurmuş ki, ee, rüya nübüvvetin 40 cüzünden biridir. Evet. Peygamberliğin 40 cüzünden biridir. 40 hatta bir hadiste de 46 bölümünden biridir buyurulmuş. Ee, ve Peygamber Aleyhisselam bundan sonra vahi gelmeyecek benden sonra ancak mübeşşirat vardır buyurmuş. Sahabeler sormuşlar ya Resulallah mübeşşirat, müjdeler, güzel haberler anlamına gelen bu ne demektir diye sorduklarında peygamberi buyurmuş ki salih rüyalardır. Doğru, hak ve bildiren ve gelecekten haber veren güzel rüyalardır diye peygamberimiz müjdelemiş. Demek ki bir kısım rüyalar rahmanidir, rabbanidir, ilhamidir. Allah tarafından gelecekten güzel müjdeler süsleyen bunlar anlatılabilir. Ama rüyalarımızı rastgele herkes anlatmayalım bu işin uzman olan insanlara anlatmakta fayda var. Güzel tabir etsinler diye. Bir kısım rüyalarda vardır ki Eda ahla ahlam deniyor. Böyle şeytanın insana verdiği vesveselerden, kötü rüyalardan, böyle korkuş rüyalardandır. Çok kötü. Bunları da kesinlikle anlatmayın diyor Peygamber Aleyhisselam. Bir kısım rüyalarda işte gündüz yaptıklarımız, hayatta başımıza gelen olaylardan etkileniyor insan. Onu etkisiyle rüyaya giriyor. Bunların da herhangi bir özelliği yok. Sadece güncel yaşantılarımızdan meydana gelen şeyler. Şimdi, bu rüyalarda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği bu üç çeşit rüyadan hangisi olursa olsun acaba rüya ile amel edilebilir mi? Normalde rüyalar dinimizde delil değildir. Ancak bazı özel durumlarda rüyalarla da amel edilebilir denilmiş. Fakat bu zorlama anlamında değil rüya, rüyalarla amel edilebilir. Ne, ne şartı var? Bir, bir defa görülen rüya güzel rüya olmalı. İlhami, Rabbani ve Rahmani olmalı. Ama bu rüya kesinlikle Allah'ın emirlerinden bir emir yok eden veya yasaklarından bir yasağı helal kılan cinsinden olmamalı. Yani görülen rüya dinimize aykırı bir özelliği taşımamalı. Bakın orijinal bir örnek vereyim ben bununla ilgili. Diyelim bir insan peygamberimiz rüyasında görse, biliyorsunuz şeytan peygamberimiz şekline giremiyor. Bir mümin peygamberimiz rüyasında görse peygamberimiz görmüştür. Peygamberimiz dese ki sen namaz kılma. Ona uyacak mı? Hayır uyamaz. Rüyada peygamberimizden de bir şey görse bir insan mesela ve bu İslam'a aykırı bir şey ise bunu kesinlikle uygulayamaz. Demek ki güzel de olsa rüya İslam'a aykırı olmamalı. İkincisi Evet İslam aykırı değil ama rüyayı gören de güvenilir, itimat edilir. Toplumda bütün insanların telakki bil kabul ettiği yani kamuoyunun dürüstlüğüne inandığı İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafi gibi, Abdülkadir Geylani gibi, İmam Rabbani gibi böyle mübarek zatlardan birisinin rüyası olmalı. Bir de üçüncü bir şart, rüyayla amel edenler bilecekler ki bu dinimizin bir gereği değil. Amel edilebilir ama amel edilmese de bir sakıncası yoktur. Ne amel edenler diğerlerine niye uymuyorsunuz diyebilir. Ne de uymayanlar diğerlere neden bu rüyaya uyuyorsunuz diyebilir. Demek ki bu üç kurala dikkat ederek rüyalarla amel edilme izni verilmiş. Ancak rüyalarımız bizim hayatımızın aynasıdır. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen güzel hülyalar görür. Güzel hülyalar gören de hayatından lezzet alır. Onun için hayatımızı güzelleştiren nedenlerden birisi de güzel rüyalardır. Güzel rüyalar görmenin yolu da güzel görmekten geçer. Güzel görmek de güzel yaşamaktan, güzel ahlaktan ve imanımızı kemale erdirip ibadetlerin en ince teferruatına kadar uymaktan geçer. İmanımızı takvamızı ibadetimizi ahlakımızı ihlasımızı güzelleştirdikçe her şeyi güzel baktıkça rüyalar da güzelleşecek rüyalar güzelleştikçe biz de hayatımızdan lezzet alacağız inşallah